Ben Şoçova Ocağı'ndan, evlatlarından Pir Zeynel Kete. Şimdi bir düşünce sistematiği, bir felsefi ekol, bir inanç kendini kökleştirebilmesi için önce kendi eğitimsel kurumlarını oluşturması lazım. Bütün mesela akademiler, filozoflar eğitimle işe başlamışlar. Hani bir ulusu çok ciddi boyutuyla kendi tarihsel hakikatinden uzaklaştırmak için de aynı zamanda eğitim kullanılıyor. Sadece olumlu yönüyle düşünmemek lazım. Bu çerçevede Aleviler çoğu son dönemlerde yoğunluklu olmak üzere ama son 80-90 yıldır çok yoğun bir şekilde kurumlarda kültürel soykırıma uğruyor. Alevi tarihi, Alevi erkanı, Alevi hakikati toplumsal olarak çarmıha gerilmiş bir durumdadır. Bizim vergilerimizde inşa edilen okullarımızda, üniversitelerimizde Riyahak Alevi'nin, Alevi halklar süreyi, çünkü tahtacısı var, çepnisi vardır, bektaşisi vardır, Arap halkı Alevileri vardır. Bunların hakikati ile ilgili hiçbir zaman okullarda bu ders verilmedi. Daha doğrusu okullar, ulus devlet anlayışının tekçi zihniyetinin yeniden inşa edildiği mekanlar haline gelmiştir. Dikkat ederseniz 1925 yılında da Dersim'le ilgili yazılan raporlarda öncelikle bölgeye yollar, tren yolları, kışlalar, okulların açılması söyleniyor. Bu çerçevede okullarda tekçi zihniyetin dili, tekçi zihniyetin mezhebi, tekçi zihniyetin dini öğretiliyor. Çocuklarımız hem kendi kültürlerinden, hem tarihlerinden, hem ana dillerinden uzaklaştırılıyor. Bu çerçevede kendine yabancılaşmış, rotasını şaşırmış bir kuşak, hastalıklı bir kuşak yaratılmaya çalışılıyor. Bizim toplumsal dokumuza tuz ekiliyor. Bu manada bakıldığında gerçekten de 17 Eylül'de biz Demokratik Alevi Dernekleri olarak da çağrıda bulunmuştuk. Bütün Alevi Bektaşi bileşenlerinin İstanbul merkezi olmak üzere onun dışında da yerelde eylem etkinlikler yapılması bu gerici, ırkçı, tekçi zihniyetin eğitim anlayışına karşı kamusal, bilimsel, demokratik, ana dilinde eğitimi savunmaları, bunun demokratik yollarla yasal hakları olduğunu, uluslararası hukukun verileri de kullanılarak ciddi boyutuyla böyle bir talepte bulunmaları haktır. Bütün Alevi bileşenlerini bu demokratik talebe, bu hakikat yürüyüşüne katılmalarını öneriyoruz. Çünkü eğitim öğretimin açılışının dönemidir. Aynı zamanda kanun hükmünde kararnamelerle beraber de ben de ihraç edilen bir öğretmenim. Bizler o tekçi, ulus devlet anlayışının tekçi zihniyetine karşı kamusal, bilimsel, laik, ana dilde eğitimi dillendirdiğimiz için görevimizden ihraç edildik. Bugün bunu istiyoruz. Dokunulmaz olana dokunduk. Çok kültürlülüğü seçtik. Zaten inancımız da diyor ya, Eşrefoğlu Allah haberi bahçe biziz, gül bizdedir. Biz de Mevla'nın kuluyuz, 72 dil bizdedir. Sonsuz çeşitlik içerisinde birlikteliği yakalayan bir inancın mensuplarıyız. Tekçilik bir başkasının iradesine ket vurma bizim Alevi inancına uymuyor. Bu çerçevede bu eylem haklıdır, meşrudur, bir hakikat eylemidir. Bütün Alevi canlarını, Alevi pirlerini, Alevi analarını, Alevi çocuklarını bu eyleme katılmaya davet ediyor. Şunu söyleyebiliyoruz, yani son dönemlerde bu kanun hükmünde kararnameler devletin ideolojik ve baskıcı zor araçlarıyla beraber biz her eylem ve etkinlik yaptığımızda ya da belirli günlerde çok yoğun bir şekilde bir baskıyla karşılaşılıyor. Ama şunu söyleyebiliriz, bu eylemlerden sonra bütün Alevi bileşenleri, bu ülkenin bütün ötekileri cem evlerinde, kendi evlerinde, aşanelerinde, pirlerin huzurunda, taliplerin evlerinde, bütün bizim kutsal mekanlarımızda panellerle, etkinliklerle, konferanslarla bunu dile getirmeliler. Cem-i Cüvat erkanlarıyla bunu dile getirmeliler. Pirler, analar, mürşitler, rahiberler, yolun yürütücüleri 17 Eylül'den sonra bu yaşatılan sürecin kendi süreçleri olmadığı, bize dayatılan yolun bizim yolumuz olmadığı ile ilgili her alanı birer akademi haline getirip, birer cemevi haline getirip, burada sürekli bu tekçi zihniyete karşı demokratik haklarını kullanmalılar. Sazlarının telinde, bülbülün avazında, kendi dillerinde
Bunu sürekli dillendirmeliler, güncelleştirmeliler ve çocuklarına da bunu anlatmalılar.